Allah yolundan ayırmasın. Akşamınız hayır olsun. Çok kıymetli Hazreti Mevlana dostları, ekran başındaki sevgili seyirciler, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız hitap edecekler. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı davet ediyorum. Lütfen buyurun Sayın Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Zat-ı devletlerini ve tüm misafirlerimizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bu topraklarda gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi hamuruyla yoğuran, hikmetli öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten, ilim, irfan, bilgi ve hikmet ile asırlardır yolumuzu aydınlatan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatının 745. seneyi devriyesinde rahmetle yad ediyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Mevlana dostları, Anadolu'nun hikmet ve muhabbet yurdu haline gelmesinde, millet ve ümmet olma bilincinin yerleşmesinde, bu coğrafyanın mukaddes değerlerle mayalanmasında şüphesiz Mevlana Hazretlerinin çok büyük katkısı ve payı vardır. Bizler Yunus Emre'lerin, Hacı Bayram-ı Veli'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin, Ahmet Yesevi'lerin, Mevlana'ların muhabbet ikliminde kardeşliği, sevgiyi, barışı en üst değer olarak bilmiş ve yaşamış bir milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyette tefrika yok, birlik var. Kavga yok, benlik yok, vahdet var, dirlik var, dostluk var. Bu medeniyette haset, kibir yok, gıpta ve tevazu var. Bu medeniyette kula kulluk yok, Allah'a kulluk var. Mevlana her şeyden önce bir İslam mütefekkiridir. İlhamını Kur'an'dan, sünnetten, İslam'ın evrensel ilkelerinden, insan tasavvurundan, sevgi ve barış ufkundan almıştır. Nitekim o diyor ki: "Men bende-i Kur'anem eger can darem, men hakirehi Muhammed muhtarem." Yani tende canım olduğu müddetçe ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim. Ben o seçilmiş Muhammed'in ayağının tozuyum. Bu sıfatla, yani peygamberin ayağının tozu olarak bir şeref kazandım. Eğer benim hakkımda bundan başka bir söz söyleyen olursa, o sözden de, o sözü söyleyenden de davacıyım, şikayetçiyim. Mevlana'ya göre tasavvuf, tembellik, miskinlik değil, çalışma, gayret, kazanma,
paylaşma, cömertlik ve infaktır. Sadece ibadet ve zikir değil, emri bil maruf ve nehyi anil münker yolunda iyiliğin hakim olması için gayret göstermektir. Dünyanın fani oluşunu ve insanın dünya ile ilişkisindeki dengeyi anlatan en güzel örnekleri onun eserlerinde buluruz. Ona göre insanlar Allah'a kul olmadıkları takdirde altın ve gümüşün, paranın ve pulun esiri olurlar. Hırstan kurtuluşun tek yolu aşktır. Aşkın menbaı ise Allah, rehberi de Peygamber Efendimiz'dir. Ona göre biz aşkın ümmetiyiz. Hasret, vuslat, ümit, sevinç, keder hepsi bu aşkla var olmuştur. Gayesiz kimseleri tuzağına düşüren, adeta kuş avlamak için ağzını açmış bir timsahı andıran bu dünyada mal ve mülk kişinin hırsını artırır ve insana yüktür. 8 asırdır insanlığın gönül serüvenine rehberlik eden eserleriyle tüm dünyada ilim, sanat ve fikir çevrelerinin takip ettiği Mevlana'ya göre toplumun ahlaki seviyesinin yükselmesinin yolu herkesin kendi kusurlarını görmesi ve düzeltmeye çalışmasından geçer. Güzel ahlak, dürüstlük, cömertlik, alçak gönüllülük, sabır, iyilik, başkalarının iyiliğini istemek, doğru sözlü olmak, helal lokma yemek, hakka şükretmek gibi bugün insanlığın muhtaç olduğu pek çok erdemi sürekli ele alıp bu faziletlerin eğitimini verir. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Mevlana dostları, Mevlana'nın zihin ve gönül dünyasına girebilmek için şu 3 aşama oldukça önem arz etmektedir. Birincisi ilim, yani bizleri insan, eşya, tabiat ve kainatı öğrenmeye, son raddede ise Rabbimizi bilmeye ve nihayetinde bilişmeye sevk eden değer. Bu Mevlana düşüncesinin tevhid boyutunu ifade etmektedir. İkincisi idrak, yani söz konusu bilgiyi bilinç düzeyine çıkarıp anlamlandırarak iman, ibadet ve ahlak ekseninde yaşanır hale getirmek. Diğer bir ifadeyle kalden hale geçmek. Üçüncüsü ise ihsas, yani bahsettiğimiz idrak merhalesini düşünce, söz, tavır ve ibadetlerimizle çevremize olduğu gibi yansıtmak. Bu da Mevlana düşüncesinin vahdet boyutudur. Vurgulamaya çalıştığım bu 3 hususun muhtevasında Mevlana'nın imanın içselleştirilerek tahkiki seviyeye çıkarılması, ibadet ve dindarlığın bilgiyi, ihlası, samimiyeti, etik, estetik ve takvayı merkeze alması ve ahlakın ideal boyutta yaşanması noktasında çağlar öncesinden bugüne ışık tuttuğu gerçeği apaçık görülmektedir. Bu itibarla maddeye yönelimin arttığı, biz şuurunun azaldığı, anlamın kaybolmaya yüz tuttuğu, insanlığın eşya ve hadiseye mekanik perspektiften yaklaştığı günümüzde hak aşığı Hazreti Mevlana'nın evrensel öğretisine her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, tarih boyunca millet olarak bizler bütün zorluklarımızı Mevlana'da somutlaşan bahse konu inanç ve değerlerle aşmışız. Tefrikaları bu muhabbetle çözmüşüz. Onun için bugün özellikle gençlerimizi ve nesillerimizi medeniyetimizin öncüleri ve değerleri ile tanıştırma, inancı ile buluşturma
köklerine kavuşturma yolunda çalışmayı bir seferberlik ve en önemli sorumluluk olarak görüyor. Dünya ve ukba mutluluğumuzun bu yolla elde edileceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle Mevlana gibi gönül erlerine sahip olduğumuz için bir kez daha Rabbimize hamd ediyorum. Vefatının yani vuslatının 745. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı bir kez daha minnetle ve şükranla yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Çok değerli konuklar, ekranları başındaki sevgili seyirciler, Şebi Aruz programımızı teşrif eden Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza bütün katılımcılar adına teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy hitap edecekler. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızı kürsüye davet ediyorum. Lütfen buyurun Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar. Mevla'dan gelen Mevlana Celaleddin Rumi'yi Mevla'ya kavuştu bu Vuslat gecesinde 745. kez büyük bir saygı ve rahmetle anmak üzere birlikteyiz. Burada bir kez daha aşığın sevgilisine, dostun dostuna ulaştığı, Hazreti Mevlana'nın Rabbine erdiği anlamlı geceyi, düğün gecesini, Şebi Aruz'u kavramaya gayret ediyoruz. Yüzyıllardır farklı dinlere ve kimliklere vatan olan bu topraklar, Mevlana'nın engin insan sevgisi ve hoşgörüsüyle daha da zenginleşmiştir. Türkiye'mizin bugün bulunduğu coğrafyada edindiği seçkin konum, daha ziyade insana bakışı, tarih ve kültürel birikimi ile ilgilidir. Yüzyıllardır yakın ve uzak coğrafyasındaki dinleri, dilleri, kimlikleri, renkleri cömertçe bağrına basan bu topraklar, bu muazzam insan sevgisini ve hoşgörüyü elbette ki Mevlana ve onun yoldaşı olan büyüklerin ahlakından edinmiştir. Yakın çevredeki büyük yıkımlardan kaçan her insanın sığındığı güvenli bir liman olarak görülen Türkiye, bugüne kadar hiç kimseye hayal kırıklığına uğratmamış, yardım isteyen hiçbir eli boş çevirmemiştir. Bu cömertliğin ve misafirperverliğin arkasında ise hep Hazreti Mevlana'nın selam ve barış ahlakı vardır. Mevlana'nın felsefesi ve öğretileri sadece İslam aleminde değil, tüm dünyada yankı uyandırmış, bu büyük düşünür bugün artık hiç kuşkusuz tüm insanlığın ortak değerlerinden biri haline gelmiştir. Coğrafyamızın ve dünyanın ama esasen tüm insanlığın adeta sınavdan geçtiği zamanlarda yapılması gerekenin bir kez daha onu okumak, anlamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaten çıkış yolumuzu asırlar öncesinden göstermişti. Dolayısıyla bugün Mevlana Celaleddin Rumi'nin birlik felsefesini kavramak daha bir anlam ve önem kazanmaktadır. Biliyorsunuz büyük düşünür toplumun gücünü bireylerin birbiriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmasına bağlar. Bu dayanışmadan doğacak gücün ise zorlukları aşıp toplumdaki birlik ve beraberliği devamlı kılacağına işaret eder. Toplumun ülke meselelerinde birlik ve dayanışma içinde olmasının önemini vurgular. Rumi'nin asırlar öncesi içtimai birlik ve beraberlik için yaptığı bu tespitler, bugün için her zamankinden çok daha hayati ilkeler halini almış durumdadır. Düşünce, öğreti ve eserleriyle yalnızca zamanı değil, geleceği de kucaklayan Hazreti Mevlana evrene, topluma ve bireye dair söylemleriyle bizler için bir kılavuzdur. Onun öğretisiyle aydınlattığı yol her zaman hakka ve hakka çıkar. Ahlak denildiği zaman hikmet ve olgunluk, İman denildiği zaman arı bir inanç ve veçt, insan denildiği zaman ise alçak gönüllülük ve kutsallık mutlaka ve mutlaka Mevlana ile birlikte anılması lazım gelen kavramlardır. Hazreti Mevlana ile buluştuğumuz bu gece bizleri de yalın, berrak ve saf olmaya,
ruhlarımızı arındırmaya davet ediyor. Bu gece bu dünyanın telaşına ara verip onun sevgi, hoşgörü, edep anlayışıyla nezih inancının yolumuzu aydınlatmasına izin vermeliyiz. Dolayısıyla bu düğün gecesinde yaşadığımız toprakların aydınlanmasının öncülerinden olan Hazreti Mevlana'nın vasiyetinden bir bölüm hatırlatmak istiyorum sizlere. İnsanın hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olandır. Hamd yalnızca tek olan Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun. Ben de bu inançla sizleri buradan selam denize dalgalanıp coştuğunda gönüllerden kini gideriz diyen Hazreti Mevlana'nın huzurunda içtenlikle selamlıyorum. Aziz Cumhurbaşkanım, çok kıymetli Hazreti Mevlana dostları, değerli konuklar, hitaplarından ötürü Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a bütün katılımcılar adına teşekkür ederim. Çok kıymetli Hazreti Mevlana dostları, ekranları başındaki sevgili seyirciler, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hitap edecekler. Hitapları için aziz Cumhurbaşkanımızı kürsüye davet ediyorum. Lütfen buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nami hudavendi bahşende i mahriban. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili Mevlana dostları, kıymetli misafirler, çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın farklı köşelerinden, ülkemizin farklı vilayetlerinden Mevlana'nın gel çağrısına uyarak gönüller sultanının manevi şemsiyesi altında toplanan siz dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Hazreti Mevlana'nın düğün gecesinde böylesine müstesna bir muhabbet ikliminde bir ulu zatın, bir ulu çınarın gölgesinde kalplerimizi birleştiren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hazreti Pir'i beka alemine irtihalinin 745. yıl dönümünde bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf, mürşid-i kamil Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlana Hazretleri vasiyeti niteliğindeki şu gazelinde bakınız ne diyor. Öldüğümde tabutum geçerken bu yollardan, sanmayın ki içimde dert kalır bu dünyadan. Cenazemi görünce bahsetme ayrılıktan. Ben asıl yaşamaya başlarım öldüğüm an. Mezara koyunca beni elveda deme sakın. Bir perde var arada, toprak cennete yakın. Sana batış görünen doğuşun kendisidir. Kurtuluş kapısıdır kabir, hapis değildir. Hangi tohum
düştü de yeşermedi toprakta. Kurtul şüphelerinden insan da bir tohum ya. Hangi kova daldı da dolu çıkmadı sudan? Can Yusuf'u ne diye feryat etsin kuyudan? Evet. Hazreti Pir ölümü bir son değil, bir yeniden doğuş, yeniden diriliş vesilesi olarak görmüştür. Hakk'ın rahmetine erdiği o gün kendisi için bir vuslat günü, kavuşma günüdür. Kendi deyimiyle şebi arustur. Yani düğün gecesidir. Bunun için Hazreti Mevlana bana yazıklanmayın, bana elveda demeyin. Benim ölümüm tohumun toprağa düşmesi gibidir buyuruyor. Divan-ı Kebir'deki başka bir şiirinde ise kişi aşk elinden ölmüşse asla ölmez diyerek kendi hakikatine ayna tutuyor. Bizler de onun vasiyetine, onun tavsiyesine uyarak 745 yıldır Hazreti Mevlana'nın vefatını hasretin son bulduğu, aşığın maşuğuyla kucaklaştığı bir düğün günü olarak idrak ediyoruz. Bu vüslat gecesinde bizler de yüreklerimizi bir araya getiriyor, birbirimize şahitlik ediyor, sevginin, aşkın, muhabbetin meşalesini yüceltiyoruz. Her şebi aruzda Hazreti Mevlana'nın geride bıraktığı o engin hazinenin her bir kelimesi, her bir sahifesi aşkla, samimiyetle yoğrulmuş o kutlu mirasın idrakine varıyoruz. Bu salonu lebalep dolduran Mevlana bendeleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımın vüslat gecesi, şeb-i arusu mübarek olsun diyorum. Şeb-i arus merasimlerinin düzenlenmesinde emeği geçen, katkısı bulunan, maddi manevi desteği olan kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Selam vakti temasıyla düzenlenen bu seneki törenlerin tıpkı Hazreti Pir'in buyurduğu gibi gönüllerdeki kiri gidereceğine, onun çağları aşan özgün mesajının layıkıyla anlaşılmasına vesile olacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Hazreti Mevlana bundan tam 745 sene önce 66 yıllık hasreti nihayete erdirip sonsuzluğun kapılarını aralayarak dar-ı bekaya göç etti. Ancak geride dünya var oldukça eskimeyecek, hak ve hakikat yolcularına rehberlik edecek bir meşale bıraktı. Hazreti Pir'in insanlığa en büyük hediyesi sözlerini, mesajlarını ve öğütlerini 15 sene önce bir gergef gibi dokuduğu mesnevisidir. Yahya Kemal'e göre bu eser hem tasavvufun en yüksek merhalesi hem de cihat medeniyetimizin bir ifadesidir. Üstad Sezai Karakoç ise mesnevinin Kur'an-ı Kerim'in aşk kanıyla yazılmış bir tefsiri olduğunu söyler. Üstadın nazarında mesnevi, ilhamın en üst derecesindeki bir yücelmenin derlediği çiçeklerden oluşan bir şaheserdir. Evet, mesnevi, hikmet ve hakikati mesel formunda, kıssa biçiminde anlatan, coğrafyamızın binlerce yıllık kültür hazinesini hikayelerle geleceğe taşıyan bir bilgelikler kitabıdır.
Hazreti Mevlana 66 yıllık ömrüne mektupları ve sohbetleri hariç 66 bin beyitten fazla şiiri, her biri bir sanat eseri mesabesindeki 2000'den fazla rubaiyi sığdırmış bir gönül eridir. O dönemleri, çağları, toplumsal farklılıkları aşan ve dönüştüren büyük hakikati derinlikli ve estetik bir dille söylemeyi başarmış bir söz üstadıdır. Hazreti Mevlana'nın irfan ışığı daha kendisi hayattayken Endülüs'ten uzak Asya'ya kadar dünyanın dört bir köşesine yayılmıştır. İslam coğrafyasının farklı şehirlerinden ilim ve hikmet yolcuları Hazreti Mevlana'nın rahle-i tedrisinde bulunmak için Konya'ya akın etmişlerdir. Moğol istilasının bütün İslam şehirlerini yakıp yıktığı bir dönemde Hazreti Mevlana sözleri, sohbetleri ve meselleriyle karamsarlık dağlarını eritmiş, bu toprakların yeniden dirilişine vesile olmuştur. Hazreti Mevlana'nın her idrak düzeyindeki insanı kalbinden yakalamasını elbette sadece edebiyatla, sanatla, söz sanatlarıyla izah edemeyiz. Bunun sebebi aşktır. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Üstadının üzerinden asırlar geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı her dem taze tutan sır aşktır, sevgidir. Eserleri, sözleri, şiirleri, mesajlarıyla 7,5 asırdır çoraklaşan gönülleri yeşertebilmesinin hikmeti işte budur. O kendi ifadesiyle Allah'a ulaşacak birçok yol varken aşkı seçmiştir. Mürşid-i Kamil bu hakikati mesnevisinde şöyle dile getirir. Sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu bulanık sular arı duru hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Evet, aşk ile yazıldığı, aşk ile söylendiği her kelimesi aşkla dokunduğu için aradan geçen 7,5 asır ne Mesnevi'yi, ne Divan-ı Kebir'i, ne de Hazreti Mevlana'nın mesajlarını eskitebilmiştir. Eskimedi. Her an yeni. Üstadından 745 yıl sonra bile milletimizle beraber tüm insanlığın ortak aklını, ruhunu, vicdanını besleyen en gümrah ırmaklarından biri haline gelen halen Hazreti Mevlana'dır. Mevlana'nın sesinin bütün dünyada yankısının devamı, Mesnevi'nin neredeyse bütün dillere çevrilmesi bu gerçeğin tezahürlerinden sadece birisi. Dil, din, ırk, coğrafya farklılıkları, Hazreti Mevlana'nın sesine susayan insanların onu arayıp bulmasına asla mani olamamıştır. Olamayacaktır. Yüzyıllardır dünyadaki varoluş gayesinin sırrına ermek isteyen her ferdin yolu muhakkak bir şekilde Hazreti Mevlana ile kesişmiştir, kesişecektir. Nitekim bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, Mevlana'nın mesajıyla buluşan, onun hikmet pınarından nasiplenen insanlarla karşılaşıyoruz. Farklı dillere, farklı dinlere, farklı kültürlere mensup milyonlarca insanın Mesnevi Şerif'in serin gölgesine sığındığını görüyoruz. Dünya hayatının katılaştırdığı kalplerin gerçek huzur ve sükunu
Mesnevi'nin uçsuz bucaksız ummanında bulduğuna şahit oluyoruz. Sevgili dostlar, Hazreti Mevlana karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı, Moğol istilasının medeniyetimizi tehdit ettiği bir dönemde yaşamıştır. Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi, bugün de maalesef insanlık çatışmanın, vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. İnsani hasletlerin her gün biraz daha örselendiği, değerler silsilesinde biraz daha gerilere itildiği bir dönem yaşıyoruz. İşte komşumuz Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm her gün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor. Yemen'de milyonlarca çocuk ihtiraslarının esiri olmuş Müslümanlar eliyle açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Filistin'de işgal, Libya'da kaos, Somali'de açlık, Afganistan'da terör ve istikrarsızlık bir veba gibi gün geçtikçe yayılıyor. Asırlardır ilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DAEŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, El-Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten, yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramileri tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşurken çıkarlarına tapan menfaatperestler ceplerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, karlarına kar eklemenin mücadelesini veriyor. İnsanı insanın kurduğu olarak gören anlayış maalesef insanlığın hem bugününü hem de geleceğini tehdit etmektedir. Oysa ki insanı düştüğü yerden kaldıracak, ruhundaki ağır yaraları iyileştirecek, ihtiraslarının esiri olmaktan kurtulacak yegane yol, eşrefi mahlukat olmaya doğru yürünen yoldur. Yani yaratılmışların en şereflisi insan olmaya yönelik yol. İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemde Hazreti Pir'in insanı, ilahi aşkı, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zira Mevlana'nın öğretisinin özü eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek, çatışmayı değil, dayanışmayı esas almaktır. Onun tavsiyesinin esası kesrette vahdettir. Yani çoklukta birlik. Bütün farklılıkları birlik içinde yaşatabilmeyi başarmaktır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin o veciz ifadesinden ilhamla çare kavga değil, bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmaktır. Bunu başardığımızda kurulan tüm tuzakları bozacağımıza, İslam dünyasına giydirilmek istenen kefeni hep birlikte yırtıp atacağımıza inanıyorum. Değerli kardeşlerim, kendisi de bir Mevlevi olan Arif Nihat Asya'nın Hazreti Mevlana'nın dünyasını anlattığı şu şiirle sizlere veda etmek istiyorum. Yatırırken bu sedef kakmalı şimşir beşiğe, neyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı?
perdelerden taşırıp neyleri çığlık çığlık neyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Bir ipekten ve köpükten yaratılmış yumuşak tüyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Kıyılardan, ovalardan dererek inciyle, çiğle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Gece mehtabı elekten geçirip kirpikler, ayla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Mesnevisinde bir altın lüleden nur akıtıp, öyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Bu yürek durmayacaktır dediler Esma'dan. Hayla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Sakalar doldurarak kırbaların Kevser'den. Meyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Ve açıp ağzını Nisan tasının besmeleler suyla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Ruhlardan, kokulardan, durulardan duru bir şeyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Ulu tuğbaların altında gönüller, eller böyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Rabbim bizleri Hazreti Mevlana'nın yolundan ayırmasın diyorum. Bu gece vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüzyıllardır Anadolu topraklarını nakış nakış dokuyan alimlerimizi, ariflerimizi, manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor. Allah hepsinden razı olsun diyorum. 745. Şeb-i Aruz'a emeği geçen kardeşlerimi tebrik ediyor. Yapılan dua ve zikirlerin hak katında kabul olmasını diliyorum. Hazreti Mevlana'ya Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Çok değerli konuklar, 745. Vuslat yıl dönümünde huzuru Hazreti Mevlana'daki Mevlana dostlarıyla birlikte bulunarak programımızı teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Şeb-i Aruz programına katılan bütün misafirlerimiz adına sonsuz teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli Hazreti Mevlana dostları, ekran başındaki sevgili seyirciler, Genel Sanat Yönetmeni Kanuni İhsan Özer yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Türk Tasavvuf Müziği Konseri icra edeceklerdir. Konser için topluluğu huzurlarınıza davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Bir can vardır canında senin, ara o canı. Beden dağında bir cevher var, bul o madeni. Ey hak yoluna giden Sofi, eğer ararsan başka yerde değil, öz canında ara onu. Ey gönül, gönlümüzün dumanı, sevda nişanı. Gönülde tüten, aşkla yanan gönlün dumanı. Ey gönül, kanla dalgalanan her gönül belki bir gönül değil,
olsa olsa bir aşk ummanı. Daha ne kadar uzaktan çıkacaksın seyri? Biz çare bulucuyuz. Aşk ise bir biçare. Can kimdir? Beşiğimizdeki aziz bir çocuk. Gönül kimdir? Yersiz yurtsuz bir avare. Ya Rabbi, geçmiş günahlara tövbedir niyet. Telef olmuş bir aşığın özrünü kabul et. Senden gaflet olan pişmanlık incitir seni. Allah'ım affet beni, affet, affe merhamet. İbadetsiz talip olma Hakk'ın cennetine. Hak ihsanı yoksa Süleyman mülkü neyine? Bu işin sonunda madem ecel bekler seni, talip olma bir Müslümanın incinmesine. Thank you.
Yeah.
sana ersem diye, Mevlam sana ersem diye, aşka düşen her manim, aşka düşen her manim, cemalini görsem diye, cemalini görsem diye, aşka düşen aşka düşen pervanem. Ahmet'im, Mahmud'um, Muhammed'im.
Muhsin Efendi. Hak'tan bize sultan emretsin efendi. İcan edin, İcan edin ümmetlerin isyan. Destire durup hasret ile uzatma. Rahmeyle aman, rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Yane yane hu deyu.
yasaklardan kaçalım. Rabbinin lütfunu bulalım. Gel zikredelim yahu. Mevlevi'yiz biz, sevgi yoluyuz, Mevlevi'yiz biz. Başımda zikret, yâri hakret, tercih etmek Mevlevi'yiz biz. Gelince vecde, eyleriz secde, Kur'an'a bende Mevlevi'yiz biz. Beş vakit ezan çağırır her an, ismine hayran Mevlevi'yiz. Ahir ümmetiz, ehli sünnetiz, mest-i vahdettiz, Mevlevi'yiz biz. Dikkat sebebi Muhammed'in, Hakk'ı tabibi, Mevlevi'yiz biz. Hazreti Sıddık, Resul'e sadık, yoluna aşık, Mevlevi'yiz biz. Hazreti Ömer, Faruk-u Meşer, Adiye Hazreti Osman, şehidi Kur'an, ne bilsin nadan, Mevlevi'yiz biz. Hazreti Ali, hidayet eyli, ikrar veri, Mevlevi'yiz biz. Ya Hazreti Pir, ol bize destgir, ezelden takdir, Mevlevi'yiz biz.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Gece gibi ol, akarsu gibi ol, toprağı gibi ol, deniz gibi ol. Şefkatte, merhamette. Gece gibi ol, ayıpları örtmekte. Akarsu gibi ol, keremde, cömertlikte. Toprağı gibi ol, tevazuda, mahfiyette. Deniz gibi ol, hoşgörüde, öfkede, asabiyette, ölüm gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli dostlar, inşallah, çünkü Allah nasip etmezse, o inşa etmezse hiçbir şey zuhur etmez, mümkün değil. Evet, inşallah yine Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruyla en kısa zamanda yine Civar-ı Mevlana'da, Hizmet-i Mevlana'da, Muhabbet-i Mevlana'da, Devlet-i Mevlana'da yine beraber oluruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık. Aziz Cumhurbaşkanım,
Çok kıymetli Hazreti Mevlana dostları, ekranları başındaki sevgili seyirciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kurucu müdürü, aynı zamanda ülkemizde tasavvuf kültürünün anlaşılmasına ve yaşanmasına, tekke musikisinin icrasına çok değerli katkılarda bulunmuş araştırmacı yazar Sayın Ömer Tuğrul İnançeri, Mesnevi sohbeti için davet ediyorum. Lütfen buyurunuz efendim. Aziz Cumhurbaşkanımız, Kutbul Arifin, Ravsul Vasılı'nın, Sultanul Aşıkı'nın, Cenab-ı Pir-i Deskir-i Münir, Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi, Kaddesallahu Sırrahul Ali Efendimiz Hazretlerinin, 745. Ahirete Doğum Günü, yıl dönümü, Şeb-i Arusu teşriflerinden dolayı zat-ı devletlerine arz-ı şükran eyler, kemal-i hürmet ve muhabbetle selamlar arz ederim. Resmi adı ile Mevlevi Mukabele-i Şerifi'nin bir bölümü olan ve semadan önce icra edilen Mesnevi-i Şerif kıraati ve şerhi ile vazifelendirilmiş olan fakir, müsaade-i devletleri ile bir hususu arz eyleyeyim. Niçin aziz Cumhurbaşkanımız dedik? Başta zat-ı devletleri olmak üzere bütün misafirleri bu kadar meşgale ve elverişsiz iklim şartlarında buraya getiren sebep ve saik Hazreti Mevlana muhabbeti değil mi? Ve o muhabbetin makamı ve mekanı yüce gönlünüz değil mi? Ve gönül azizdir. Yunus Emre'mizin buyurdukları gibi, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Ve ne buyuruyorlar Hazreti Pir Efendimiz? Ba'dez vefat, türbeti ma der zemini mecuy, der sine hahi merdumi arif, mezar-ı mazd. Ölümümden sonra benim kabrimi ve beni yerlerde aramayın. Benim mezarım arif kişilerin gönlündedir. İşte yüce gönüllerimizde bulunan Hazreti Mevlana'nın huzur-u velayet penahilerinde yine kendilerinin muhabbet hakkındaki nutku şerifini arz eyleyelim. Gerçi zat-ı devletleri konuşmalarında temas buyurdular ve buyurduklarının teyide ihtiyacı yoktur. Ancak Hazreti Pir'in sözlerinin tekrarından doğacak olan feyizden istifade kastı ile tekrar arz ediyoruz. Ez muhabbet mürde zinde şevet, vez muhabbet şah bende şevet, ez muhabbet dört ha safi şevet, ez muhabbet dert ha şafi şevet. Muhabbet öyle bir kudrettir ki ölüleri
diri kılar. Padişahları kul eyler. Bütün kirleri ve kirlilikleri temizler. Bütün dertlere şifa olur. Ve muhabbetin şiddetli hali Kur'an-ı Azim'de buyurulduğu gibi eşeddi hub, yani şiddetle sevmek, aşk, vaslı hak olmaya eylersen heves, aşka ulaş, gayrıdan gönlünü kes. Zaten gerçek şu değil mi? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Sevgili Cumhurbaşkanımız, şimdi huzuru devletlerinde İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi postişini Şeyh Abdülbaki Nasır Dede Efendi Hazretlerinin Acem Buselik makamında tertip buyurduğu Mevlevi ayini şerifi icra olunacak. Bu ayinin üçüncü selamında şöyle buyruluyor. Bald ezan, küyi kaf ahmet, ankayı aşk, baz meramet, zican, narai hayhayı aşk. Aşk nidayı bülent kert ve avazı pest. Key dili bala niger, kaddi balayı aşk. Aşk ankası Kaf Dağı'ndan geldi. Geldi de aşkın hayhayı, narası candan koptu. Aşk alçak ve hafif bir sesle ama çok yüksek bir nidada bulundu. Ey yüce gönül, aziz gönül, şu aşkın akılla ulaşılamayacak yükseklikteki boyunu hele bir seyreyle. Ve ayin-i şerif küftesi devam ediyor. Aşkın hedefini gösterircesine. Camesiye kert küfür, Nuri Muhammed resit, tablı beka küftent, milki muhalled resit. Dil küsütür lav-ı şüt, ayeti heft azman, şerhi dili Ahmedi, heft müceddet resit. Tablı kıyamet zenent, suri haşr bi zement. Vakti şüt ey mürdegan, haşri müceddet resit. Ez peyi namahreman, küfül zedember dehan. Hızzı bigu mutriban, işreti sermet resit. Gerçeği örtmek demek olan küfür, karalar giydi, kareler bağladı. Zira Muhammed Aleyhisselam'ın nuru erişti. Ve o nurun baki, ebedi olduğunu ilan eden davullar çalındı, ebedi saltanat mülkü erişti. Gönül, yedi kat göğü gösteren usturlap, rasat aleti gibi olunca, o nurun tesiri ile Ahmet'in gönlünün şerhi, yedi cilt oldu, her cildi bir kat gök gibi. Kıyamet davulu çalındı. Mahşeri ilan eden sur üflendi. Ey ölüler, kalbi nefs, ego zehri ile
zehirlenen ölüler. Vakit geldi, yeni diriliş erişti. Bu hallere mahrem olmayanlar, gönülleri ile değil de akılları ile anlarım zannedenler, sırları işitip de inkara düşmesinler diye ağzıma kilit vurdum. Öyleyse ey çalıp söyleyenler, ey mutrip, sen söyle, ilan et ki ebedi sarhoşluk zamanı geldi. Nedir bu ebedi sarhoşluk? Ayılması olmayan sarhoşluk. Öyle bir içki bulmalı, içmeli ve kanmalı ki hiç ayılması olmasın. Hadi söyleyiverelim. Ona aşk derler, aşk. Sevgili Cumhurbaşkanımız, Hazreti Mevlana'nın 745. Alem-i Cemal'e doğum yıl dönümünde de ve onun manevi huzuru velayet penahilerinde zat-ı devletlerini ve zat-ı devletlerinin şahsında reisi olduğunuz cumhuru tazim, tekrim, hürmet ve bilhassa muhabbetle tekraren selamlarız efendim. Aşk olsun. Huzur-u Hazreti Mevlana'daki kıymetli misafirlerimiz, birazdan icra edilecek olan Mevlevi Mukabele-i Şerif'i manevi bir maksat içerdiğinden, Mukabele-i Şerif boyunca cep telefonlarınızı sessize almanızı, Mukabele-i Şerif boyunca alkışlamamanızı ve Mukabele-i Şerif sona ermeden alanı terk etmemenizi istirhamı rica ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, ekranları başındaki sevgili seyirciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, törenler boyunca gerçekleştirdikleri bütün ayin-i şerif icralarında, Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Abdülbaki Nasır Dede'nin Acem Buselik makamındaki Mevlevi ayin-i şerifini icra etmişlerdir. Şimdi, Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Abdülbaki Nasır Dede'nin bestelediği Acem Buselik makamındaki ayin-i şerifin icrası ve Mevlevi Mukabele-i Şerifi için Genel Sanat Yönetmeni Neyzen Yusuf Kayya yönetimindeki Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğunu huzurlarınıza davet ediyorum. Lütfen buyurunuz efendim.
Şems-i Tebriz ikidarı Yeah.
Oh.
Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne lâ yercûne liqâ'enâ ve radû bil hayâti dünyâ ve tuma'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله وبركاته كلام الله. جمارا صفارا وفارا مجد آلاف مردان ورجالا. Evet, Hazreti Buzurgi'de Risaleti Ruhi Paki Hazreti Habibullah ve cihar-ı yâri güzini basefa Hazreti İmam-ı Hasan-ı Ali ve Hazreti İmam-ı Hüseyin-i Veli Ezvac-ı Mudahhare
evlad-ı Resul ve şüheda ileşti Kerbela'ra. Mecmu-i Evliya-i Agah ve Arifan-ı Billah, alel husus Hazreti Sultan-ı Ulema, Seyyid Burhaneddin, Muhakkık Tirmizi, Kutbul Arifin, Kavsul Vasilin, Hazreti Hüdavent-i Garra. Ve Hazreti Şeyh Şemsüddin-i Tebrizi, Celebi Hüsamettin, Şeyh Selahattin Zerkub-i Konevi, Şeyh Kerimüddin, Sultan İbni Sultan, Hazreti Sultan Veled Efendi ve Valide-i Sultan da. Ve Hazreti Ulu Arif Çelebi, Sair Çelebi yani kiram, zevil ihtiram, meşayih, hulefan, dedegan, dervişan, muhibban, fukarayı maziran. Selameti Hazreti Çelebi Efendi ve Dede Efendi ra. Devamı ömrü devleti Cumhuriyeti Türkiye, selameti reisi devlet ve hükümet ve vükelâ-i millet ra. Safâ-i vakti dervişan, hazıran, gâiban, dostan, muhibban ra. Ez şark âlem, tâbe garb âlem, ervâh-ı güzeştegâni, kâf ve ehl-i iman ra ve rızâ-i hüdâ ra. Fatihatül Kitab, Erhani Aziza. Azamet-i Hüdara Tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nur-i Arşillah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
Aziz Cumhurbaşkanım, çok kıymetli Mevlana dostları, değerli konuklar, huzuru Hazreti Mevlana'dan, Şeb-i Aruz'dan, selam vaktinden Cenab-ı Hakk'a niyaz ederiz ki önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda ülkemizin birliği ve dirliği ve beraberliği içinde hepimizi nice Şeb-i Aruz'lara kavuştursun. 745. Vuslat yıl dönümü Şeb-i Aruz programını teşrif eden aziz Cumhurbaşkanımıza, siz kıymetli Hazreti Mevlana dostlarına ve tüm konuklarımıza çok teşekkür eder, hayırlı geceler dileriz efendim.